Hastalandığınızda ne yaparsınız? Efendim, hastalandığımızda ilk gideceğimiz yer hastane. Doktora giderim. Yani doktora gitmeden direkt ilaç alıyorum, ilaç içerim. Yoksa daha ağır geçirebileceğim bir şeyse hastaneye gidiyorum. Genelde doğal şeyler yaparım. İlaç asla kullanmıyorum. Ciddi bir hastalığım yoksa doktora gitmiyorum. Doktoruma giderim. C vitamini, portakal, limon tarzı şeyler alıyoruz. Doktora gideriz. Grip veya nezle olduğunuzda, hastalandığınızda doktora danışmadan antibiyotik kullanır mısınız? Antibiyotik kullanmıyorum. Doktor eğer önerdiyse doktora gittikten sonra antibiyotik kullanırım. Zorunlu kalmadığı müddetçe bu ilaçları kullanmayın diye doktora tenkitte bulunur bizlere. Antibiyotik kesin de kullanmam doktor tavsiyesi olmadan, çünkü sonuçlarını biliyorum. Antibiyotik kullanmıyorum. Bir keresinde rahatsızlanmıştım yanlış antibiyotik kullandığım için. Doktora gitmeden kendim kullanırım, evet. Hayır, asla. Çünkü antibiyotiğin yapıcı yeri de var, yıkıcı yeri de var. Doktor söylemeden o antibiyotiği nasıl içebilirim? İçemem, mümkün değil. Peki yakınlarınızın tavsiyesi üzerine herhangi bir ilaç kullanıyor musunuz? Yok, kullanmıyorum ya. Kendi bilmediğim ilaçları kullanmıyorum. Ben doktorsuz antibiyotik kullanmam. Kesinlikle ben antibiyotik eşimin tavsiye üzerine kullanmam. Kullanmam, doktora giderim. Kesinlikle kullanmam. Kesinlikle doktor tavsiyesi olmadan antibiyotik kullanmıyorum. Onlar da biliyorlar aslında kullanmamam gerektiğini. Kullanma diyorlar, tabii ki kullanmam. Kullanmam çünkü kendi sağlığım için ve diğer insanlara da söylüyorum. Kendileri yani doktora gitmeden asla ilaç kullanmamalılar. Kesinlikle hayır. Asla. Çünkü doktorun verdiği ilaç benim bünyeme, sağlığıma gereken ilaç. Bir başkasının ilacını nasıl içebilirim? Ne tavsiye ederim ne de tavsiye kabul ederim. İçmem. Asla. Sizinle benzer şikayetleri olan tanıdıklarınıza ilaç tavsiyesinde bulunur musunuz? Hayır. Doktor tavsiye etmediği müddetçe ne kendim ne de çocuklarıma ne de çevremdeki insanlara antibiyotiği önermiyorum. Efendim, şimdi doktor tavsiyesi olmadan başkalarına, eşim olmasa kim olursa olsun, ilaç tavsiye edilmez. Kesinlikle bulunmam. Şimdi öyle bir tavsiyede bulunmam, bir an önce doktora götürürüm. Bulunuyorum, evet. Yani şu ilaç bana iyi geldi, siz de kullanın, iyi geliyor falan diyorum yani. Hayır, tabii ki de bulunmam. Onaylamadığı halde bir ilaç için ısrarda bulunur musunuz hekime? Yok, bulunmuyorum ya. Onaylamıyorsa bulunmuyorum. Hani yazması için söylüyoruz. Eğer sizin için değil o ilaç diyorsa tamam diyorum yani. Yazdırmıyorum öyle bir ilaç. İstemiyorum yani. Kendim doktora illa şu ilacı vereceksin diye ısrar etmem. Israrda bir fayda yoktur. Bu hekimdir. Ne önerirse biz onu kullanmak mecburiyetindeyiz. Hayır, doktor ne öneriyorsa onun verdiği ilacı kullanırım. Antibiyotik konusunda ısrar etmem ama eğer çok ağrım varsa bir iğne yazmasını ısrar ederim. Hayır, ısrar etmem. Hayır, etmem yani. Doktor neye uygun görürse onu verir zaten. Hayır, asla. Hekim görürse içerim. O öngörmesi, ben niye ısrarcı olayım ki? Antibiyotik içmem.